Merhabalar. Söz verdiğim gibi beyaz robayı tarifini anlatmaya çalışacağım bunu. Beraber yapalım. Bu biraz büyük oldu. Ben biraz küçük başlayacağım. Eğer büyük yapmak isteyenler için sayıları vereyim. 40 tane trabzan. Ön. 20, arka iki parça. 20-20. 40 da arka. 80. 25-25 de kollar. 50 da 130 tane zincirden bu. 130 tane trabzanla başladık onu. Şimdi başlayacağımız ipini anlatayım. Böyle bir ip. 40'ı akrilik, %60 koton. 50 gramlık iki tane ipim var. Tığ da 3-4 numara. Tığım 3 numara. İpimin kalınlığını göstereyim hemen. Gerçi istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip. Şimdi bu beyaz robo dediğim gibi biraz büyük olduğu için ben bunun biraz küçüğünü başlayacağım. Bunun ilk sırası 130. Tekrar anlatayım. Ön 40 trabzan. Arka iki parça olacak. 20-20. 80. 25 bir kol, 25 bir kol kesimi. 50 daha 130'dan. 130 trabzan var onda. Şimdikini başlayalım hemen. Zincirle başlayalım. Bu 30 zincir. Bu önümüz. Şimdi bir 30 daha çekelim. Bu 30'u da arka için ayıralım. 60 zincirimiz oldu. Şimdi 20, 20 daha 40 tane daha çekeceğiz. Evet. Toplamda 100 tane zincirimiz oldu şimdi. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz fazladan. Şimdi her zincire bir trabzan. 3'te çıkacağız. Her zincire bir trabzan olarak yapalım. Ama sayarak yapacağız. Şimdi bu başlanma yeri arka olacak.
15 tane trabzan yapana kadar yapalım bunu. Hem de ilk sırada artırma yerini koyacağız çünkü. İlk başı saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 14 olmuş. Bu da 15. Tane trabzanımızı yaptık. Arkanın bir kanadı olacak bu. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. En son yaptığımız trabzanın dibine tekrar bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere. Aynı zincire 2 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrar her zincire bir trabzan. Şimdi kol yapacağız. 20 tane trabzan olacak. Bunu da sayacağız. Şimdi 20 tane trabzanımızı yapalım. Sayalım. 4. Evet, 20 oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı trabzanı, aynı zincire trabzanın yanına bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi arkayı yaptık. Kol. Şimdi sıra önde. Öne 30 tane trabzan dolduralım. Her zincire bir trabzan. Evet, 30 taneyi yaptık. Şimdi yine 3 tane zincir çekeceğiz. 30 tane trabzanımızı yaptık önümüzü. Aynı zincirimize bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi burası önden sonra kol olacak. 20 tane trabzan yapıyoruz. Her zincire bir trabzan. Evet, kolumuzun 20 tane olan trabzanımızı da yaptık. Şimdi sıra 3 tane zincir. Aynı trabzanı, aynı zincir yerine arkaya başlıyoruz trabzanlarımıza. 15 tane trabzan olacak. Dört olmuş. Arka 15. Evet.
100 tane zincir çekmiştik. Artı 3 zincir daha. 103 zincir. 15 tane arka. Arka 2 parça. Göstereyim. Düğme yeri var çünkü. Şöyle. Burayı ben diktim şimdilik. Arka 2 parça. On beş tane trabzan, üç tane zincir, aynı yerden başlayarak kol, 20 trabzan, ön, 30 trabzan, kol, 20 trabzan, arkanın diğer tarafı 15 trabzan. Şimdi dönüyoruz ikinci sıramıza. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. 2 tane zincir. 1, 2 atlayıp üçüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Bakın böyle. 2 zincir. 1, 2 trabzan atlayıp üçüncü trabzanın tepesine batıyoruz. 2 tane zincir. Üçüncü trabzanımıza batıyoruz. 2 zincir. 3 zincirli yerimize batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere 2 trabzan daha. Şimdi devam edelim. 2 zincir. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. 2 zincir. 2 tane atlayıp üçüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Böyle kafeslerimizi yapıyoruz. 2 zincir. 3. trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Bu sırada hep aynı gidecek. Bu robolardan bu model en kolayı. Çünkü bir sıra kafes, bir sıra trabzan yapılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Sadece artırma yerlerini karıştırmayın. O kadar. 2 zincir. Artırma yerimize geldik. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. Aynı yere 2 trabzan daha. İnşallah anlaşılıyordur. Şimdi arkanın bir tarafıyla kolumuzu yaptık. Şimdi öne geldi sıra. 2 zincir, 2 trabzan atlayıp üçüncüye batıyoruz. Hep aynı. Başa kadar gelelim böyle. Artırma yerlerini unutmayalım. İki trabzan, üç zincir, iki trabzan artırma yerleri. Başa kadar hep aynı. Evet, başa geldik. Şimdi sayalım. Bu arkaydı. 5 tane kafesimiz oldu. Bu kol. 7 tane kafesimiz oldu. Bu ön. 2, 4, 6, 8, 10 tane kafesimiz oldu. Diğer kolda 7. Diğer arkada 5. Dikkat etmeniz gereken kolların eşit olması. Yani burada 2, 4, 6, 7 kafes varsa diğer kolda da 7 tane kafes olacak. Arkanın birinde 5 kafesimiz var. Diğerinde de 5 olması lazım. Eşit olması için. Şimdi dönelim. Üçüncü sıramıza başlayalım. 3 tane zincir çekiyoruz. Kafesimizin içine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 tane de trabzanın başındaki tepesine batıyoruz.
İki tane. Trabzan. Bir tane de tepesine. Kafeslerin içine iki trabzan. Bir tane de bu tepelere batıyoruz. Şimdi bu sıranın artırmasını da göstereyim. Kafeslere hep iki trabzan. Şimdi artırma yerine geldik. Bir önceki sırada artırdığımız kafesli şeyin trabzanların tepesine de batıyoruz. Şimdi burası üçüncü sıranın artırması. İki tane trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir. Aynı yere tekrar iki tane trabzan. Devam ediyoruz. Trabzanların tepesine birer tane trabzan daha yapıyoruz. Kafese iki trabzan. Tepelere birer. Başa kadar gelelim böyle. İnşallah anlaşılmıştır. Teşekkürler izlediğiniz için.